Şu anda Işıl Bilge Çevik'le beraberiz. Işıl, sen hem okuyorsun hem müzikle ilgileniyorsun. Biraz bundan bahseder misin? Neler söyleyeceksin? Merhabalar. Eskişehir'de okuyorum, endüstri mühendisliği okuyorum. Başta bunları söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Müziğe çocukluğumdan beri aslında kendim bildim bileli ilgiliyim. Hep okul korolarında işte mezuniyet vesaire kermes gibi etkinliklerde zaten söyletiyordu hocalarım da bana. Hani çocukluktan da fark edilen bir yetenekti diyeyim. Daha sonrasında Keşan'da şey yapıldı. Bir dönem belki hatırlarsınız onu. Şarkı yarışması yapılmıştı. Ortaokul ve lise çapında. Hatta Oğuz Berkay Fidan da lise çapında dereceye girenlerden biriydi. O yarışmada bir derecem vardı. Birinci olmuştum. Orada ilk defa hani gerçekten farklı bir yetenek olduğuna dair bir düşünce oluştu. Bende de. Çünkü bu kadar farkında değildim. Ondan sonrasında dedim ki neden yapmıyorum? Hani seviyorum şarkı söylemeyi. Devam ettim. Eğitimini alıyorum şimdi üniversite hayatımda da. Daha profesyonel bir şekilde. Bu şekilde gidiyor. Şarkı söylüyorum işte çıkıyorum Eskişehir'de bazı mekanlarda. Bu şekilde hem para kazanıyorum hem okuyorum. Gidiyor. Tarzın neydi? Rock Şu. müzik yapmayı daha çok seviyorum ben. Gruplarla da çalıştık bununla ilgili. İşte elektro gitar, bateriden oluşan bir grup değil. Rock müzik yaptık. Ama ben her müzik dalına ilgiliyim aslında. TSM'den de çok hoşlanıyorum. Eğitimini de alıyorum bu ara. Öyle ne kadar bilgili olursam o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Henüz tam olarak bir şeye yönelmedim. Okulu bitirdiğinde neler düşünüyorsun? Okulu bitirdikten sonra ki süreç nasıl olur aslında tam bilemiyorum. Yani Türkiye şartları da malum. Belki mühendislik yapabilirim 1-2 sene ama açıkçası çok istediğim bir şey değil. Direkt böyle Türk sanat müziği üzerinden yine sahnelere devam etmeyi düşünüyorum. Bir de şimdilerde gitar öğretmenliği de yapıyorum. Gitar öğretiyorum çocuklara. Yani öyle de bir ek iş olmuş oldu benim açımdan. Bu şekilde. Yani düşünüyorum daha çok sahne almak odaklı bir iş hayatı istiyorum kendime. Hedef ne peki yani en ulaşmak istediğin Ya yüksek hedef tabii ki her zaman çok yüksek oluyor aslında. Ben ya, Türkiye çapında bir müzisyen olmayı çok isterim. Şimdi mühendislik de yapmak istediğim bir şey aslında ama şöyle mesela. Müziğin bir matematiği var. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur bu sözü. Ben de müziğin matematiğiyle aslında çok ilgiliyim. Hani birçok enstrüman üzerinden notaları analiz etmeyi, işin biraz da bilim kısmına girmeyi çok istiyorum aslında. Ama tabii ki hani bu biraz da akademik bir istek diyeyim. Onun dışında insanların beni dinlemesini, işte büyük kitlelere ulaşabilmeyi, mesela Harbiye'de açık hava konseri yapmayı çok isterim açıkçası. Öyle. Peki müzik eğitimi düşünür müsün bu okulu bitirdikten sonra ayrıca? Kesinlikle düşünüyorum, hatta araştırıyorum yüksek lisans programları için ama tabii hani mühendislik takdir edersiniz ki çok uç bir meslek. Yani mühendislik nereye, müzisyenlik nereye diye düşünebiliyor insanlar. O yüzden hani şey, konuşuyorum, böyle bazı insanlarla fikir alıyorum, onlar da şey diyorlar yani mühendislikten sonra müzisyenlik herhalde Türkiye'de bir tek sen yaparsın yani yüksek lisans olarak bunu. Daha önce yapan olmamış. Eğer yapabilirsem yüksek lisansımı müzik üzerine yapmayı düşünüyorum okul bittikten sonra. Peki bir albüm var mı? Ya hali hazırda üzerinde çalıştığım bestelerim var ama tabii ki de amatörce oluyor. Pandemi sürecinde de stüdyoya girebilmek pek mümkün olmuyor takdir edersiniz ki. Yani üzerine çalışıyorum. Bazı bestelerimiz var bakalım. Yani önümüzdeki sene belki öyle bir şey düşünebiliriz. Amatörce de olsa YouTube'da herhangi bir şarkıların var mı? Yani şu anda biz sizi canlı yayınlıyoruz buradan da. Tabii ki Keşanlı bizi izleyen dostlar YouTube'da sizi dinleme şansı var mı? YouTube'da Işıl Bilge Çevik diye girdiğiniz zaman benim bir kaydım çıkıyor. Oradan beni dinleyebilirler. Instagram hesabımdan Işıl Bilge Çevik diye yazarak yine ulaşabilirler. Daha çok oraya atıyorum. Ya dediğim gibi pandemi süreci bizi çok baltaladı. Yani profesyonel bir kayıt olmadıkça ben de bestelerim hani çok amatörce bir şekilde atmak istemiyorum. Yani gerçekten onlar sonuçta kıymetli eserler Ama benim olsun için. Şimdi bak bazen çok amatörce yapılan şarkılar zirve yaptı. Evet. Onu da düşünmek gerekiyor. Tabii canım. Yüzden iyi yolunda çok olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sağ ol, teşekkürler. Sağ olun.